Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı dün. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara'daki terörist hedeflerine saat 21'de hava harekatları icra edildi. Mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edildi. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Hareket, harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı diyor. Dün akşam saat 21 itibariyle e, başladı bu hava harekatı. E, buraların özelliği ne? Yani met sayıyor yani Metina, Gara, Hakurk, Kandil. Hı hı. Niye buralara hava harekatı yapılıyor? E şimdi öncelikle hedef tespiti. Yani buralar terörist yuvaları mı? Şimdi e, geçmişte öyleydi ama son dönemde hepsi artık mağaralar içerisine bir fare gibi gizlendiler. Peki buralarda mağaralar mı var? Şimdi e, bununla ilgili bir, bir özel başlık açmak istiyorum müsaadenizle. Zap harekatında yani geçen sene Nisan ayında başlayan ve bugüne kadar kesintisiz devam eden Zap harekatında şu ana kadar 670 mağara ve sığınak çökertildi. Bu muazzam bir etki. Peki, Her biri bir kahramanlık. Peki desir. hala çökertilmeyen mağaralar mı var? Şimdi mağara dediğiniz zaman bunlar bir mağara konsepti geliştirdiler Ahmet Bey. Suriye'de de tünel konsepti geliştirdiler. Şimdi biz buraları vuruyoruz ama bunlar dışarıdan asgari bir etki. Eğer dışarıda teröristi yakalamışsak gidiyor. Yani Çünkü nokta kafasına o uçak bombası düşüyor. Sihalar. Sihalardan ve uçaklardan. Ama bir diğer tarafıyla da mağaraların içerisinde yuvalandıkları için ve bu mağaraların içerisinde yani ne özelliği bu, doğal doğal mağara değil mi bunlar? Hayır doğal değil. Bunlar iksa edilmiş mağaralar. Yapılmış. Tabii yani yıllarca uğraştılar bu mağaraları yapmak için. Peki bu Metina'da var mı mesela? Metina'da var. Şimdi şöyle söyleyelim. Şurası Şırnak değil mi? Şu hat Şırnak hattı. Bu Şırnak hattının karşısında Sinat ve Haftanim var. Hakkari hattında ise Zap ve Hakurk temel kamp alanları var. Arada da Metina ve avaşın Basyan var. Hı. Şimdi biz Türkiye olarak yapılan harekatlarla birlikte şu Duhok'tan girip ta Barzana kadar giden bir derin vadi var. Bu vadinin Türkiye tarafındaki karasal alanları tamamıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ele geçirdi. Şu an oradayız. Metina'da bir dar alan var. Şimdi orada orada bir mücadelemiz var. Orası da bitecek. Or orayla da ilgili mücadelemiz var. Peki madem karadayız, neden havadan Buralar bombalanıyor. Şimdi buralar bizim bir şekilde hedef tespit etmiş olduğumuz alana. Silahlı kuvvetler sürekli hedef çalışır. Sürekli hedef tespit eder ve bu hedefleri belli bir olgunluğa eriştikten sonra topluca vur, hava, hava harekatını böyle, böyle, bu şekilde baskın tarzda bir harekat yapar. Şimdi bu teröristin eylemi olunca bu bir cezalandırma aslında Peki. ve bir kararlılık mesajı. Teröristin, iki teröristin buralardan fiziki olarak geldiği mi düşünülüyor yoksa bunlar PKK'lıdır ben de PKK'yı cezalandırıyorum. da Karar veren burada. Karar mercilerini bombalıyor. Tabii yani. karar veren burada bir Bu, ve hedefleri vuruyor. Şimdi Peki Kandil'de vurulmuş. Kandil'de vurdu şey. Yani Murat Karayılan orada. Mağarasından aylardır çıkamıyor içerisinde. Peki hava harekatı etkili olur mu? Şimdi hava harekatı dışarıdaki hedeflere karşı evet. ve atılan uçak bombasının eğer nüfuz edici bombaysa mağaranın nüfuz edilecek alanına vurmuşsa etkili olur. Peki Milli Savunma Bakanlığı diyor ki mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edildi. Evet. Bu ne demek? Şimdi bunların hem mağaranın içerisinde hem de mağaranın dışarısında satıhta inşa etmiş oldukları bir takım terör alanları var. Şimdi bunlar da mağaraların içerisinde barınıyorlar bu sığınak bunlar geçici anlamda hani çıkıyor dışarı sığınağa gidiyor oradan başka bir yere gidiyor sıçrıyor oralarda oral, oralarda yuvalanıyorlar depoları da bir şekilde işte silahını teçhizatını mühimmatını yiyeceğini ilacını depoladığı alanlar. Şimdi buralarda terörist hareketli görüldüğü zaman bunlar mutlaka vuruluyor. Özellikle SİHA'lar sürekli 24 saat tepelerinde. Ama onlar da bunları bildikleri için buna dair bir takım tedbirler geliştiriyor. Peki Abdullah Bey o zaman mesela mağara sığınak barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedefin imha edilmesi önemli bir hadise mi? Son derece önemli. Yani sonuç oralarda geçe, geçen gün bir 25 hedefin vurulduğu bir harekat vardı. Orada sanırım 68 tane terörist etkisizleştirildi. Şimdi bunda ilgili bir rakam açıklamak spekülasyona sebebiyet verir. Ne yapacaklar? 20 diyor. Vurduktan sonra ha, bunun... bunların hepsi analiz edilecek. Oradaki etkisizleştiren teröristler deşifre edilecek ve bunlar kamuoyuna açıklanacak. Çok sayıda terörist ha. etkisiz evet. hale getirildi diyor zaten. Ha diyorsunuz ki bunun için bir vak vakte ihtiyaçları var. Analiz etmesi gerekiyor. Tamam. Para toplaması yani gerekiyor. O yüzden çok sayıda terörist Tabii, Rakam ver vermesi doğru olmaz. Peki ee, bir, bir şey daha merak ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün akşamki bu harekatı hava harekatını düzenlemesi için ille de bir gerekçe ihtiyacı var mı? Şimdi ee, bu bir kere şunu söyleyeyim. Biraz önce söylemeye çalıştığım zaten oydu. Sürekli silahlı kuvvetler alanda hedef arar. Bu hedefleri Şunun için sordum bunu. Ne demek istediğimi anladım. Ben sizin ne demek istediğinizi anladım. Yani bu bir bu kararlı... terör eylemi bir gerekçe haline getirilmek zorunda mı? Yani bu terör eylemi olmasaydı da Türk Silahlı Kuvvetleri bu hava harekatını düzenler miydi? O harekatı düzenleyecekti zaten. Ama bu eylem olunca belki de onun zamanını öne çekti. Hayır, ben uluslararası ilişkiler bağlamında kamuoyu, bağlamı. kamuoyu bağlamında Hı. Türk Silahlı Kuvvetleri ben bu gece bir hava harekatı icra ediyorum dediğinde dünya ayağa kalkar mı? Bir şey olur mu yani? Bir yani... engeli var mı? Efendim? Bir engeli var mı? E şimdi her zaman tepki var. <laughs> yani sonuçta siz Irak'a veya Suriye'ye bir harekat yaptığınız zaman ses Atlantik ötesinden geliyor. Ama ilk defa yapılan bir şey değil ki yani defalarca yapılmış bir harekat. Şimdi yani biz her birinde bir terör olayının şimdi olması hep, beklenmedi he, ki. Hep Menendez'i konuştuk. Menendez hep ne diyordu? Ben F16'ları ancak müttefiklerimiz diye kastettiği teröristler bunların üzerindeki Türk Silahlı Kuvvetleri etkisinin orkada ortadan, ortadan kalkmasını Biliyorum istiyordum. ben hani ya böyle, her terör olayından sonra mı yapılır bu hava harekatı? Hayır. Hayır, her zaman, her, zaman her zaman yapılır. Her zaman yapılır. Bunu söylüyorum yani evet hava harekatını yapmak için yani bazı gafillerin dediği gibi hani ya bunlar kendilerine gerekçe uydurdu. Ayrıca böyle bir şey ha, ya, o, ha, o, o, o bir değil kitap. yani. Ya bu burada ne var? Sen bana böyle bir etki ortaya koydun. Belki planlama 5 gün sonraydı. Belki 10 gün sonraydı. Ha. Yani böyle bir kafa ama böyle bir şey olunca direkt kafasına çaktı o da. Direkt bir tepki eylemi aslında. Tepki harekatı aslında bir tarafıyla. Peki uçakla havadan <laughs> vurulan bu hedefler yani Nasıl bir coğrafya burası? Dağlık mı, taşlık mı, düz mü, vadi mi, tepe mi? Ne, neresi bombalanıyor? Yani? Bunların hepsi dağlık alan. Dağlık bu, bu, harekatın icra edildiği her yer son derece karmaşık. PKK'nın özellikle e, şu gara dediğimiz bölge. Şu, evet yani bu, burası teröristin özellikle ZAP harekatımızdaki ortaya koymuş olduğumuz etkiye karşı bir terörist etki için kullanmış olduğu alan. Hatırlarsınız Yaşar Güler Paşa'm bir cümle kurmuştu Gara harekatından sonra. Bundan sonra dedi kesinlikle Gara teröristler için rahatça dolaşabilecekleri bir alan olmayacak. Sürekli silahlı kuvvetlerimiz bu alanı tarar. Peki bir dakika A bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Şimdi siz enteresan bir şey söylediniz. Dediniz ki Türk Silahlı Kuvvetleri burada ve burayı tarıyor. Yani burada bizim askerlerimiz var mı? Var. Bu Biraz önce söylemiş olduğum şu vadi tabanının Barzan'a kadar va giden vadi tabanının Türkiye tarafındaki yamaçlarda bizim askerlerimiz tamamıyla bütün yani, alanı kontrol ediyor. Bir güvenli bölge halinde mi? Evet, güvenli bölge haline dönüştürdü. Kaç kilometreliktir orası? Bu kesinlikle, 5 bu biraz arazi yapısına bağlı olan bir şey. Ortalama 30 kilometre diyelim. Peki, ya biz güvenli bölge oluşturduysak Metinada, Garada, Hakurk'ta teröristlik... Orada lokal sorun var diyor herhalde. Kalmaması lazım. Hayır, şimdi ne Ahmet dedin? Bey... Lokal sorun var diyor. Lokal bakın, bir alan tutmuş. Dağlık alanlar Anladığım olduğu için. Kadarıyla. Şimdi evet. yani, arazi son derece karmaşık ve buralarda mağaralar var. Şimdi mağara dedi. Şimdi tabi e, kafada canlanması zor bir şey bu mağara. Adam öyle yaptı ki. Şimdi beş tane girişi var. Üç tane girişi var. Hepsi gizli. Yaklaşma istikametleri mayınlı. Yani sen, sen, karada olsan da bunlar. Tabii canım ya bu, bu alanlarda bir şekilde zaten Metin zorlu de, bir coğrafya. Biraz önce söyledim Metinada e hala kontrol edilmeyen bir bölge var. Anladım. O orası olabilir. Yani bunu sağlayan şey hani şu, şimdi insanın aklına şu geliyor hem Türk Silahlı Kuvvetleri burada bir güvenli bölge oluşturmuş hem de teröristler var. Bu zorlu coğrafyayı bilmeyenin soracağı bir soru. Doğrudur. Tamam. Yani derin vadiler, yüksek dağlar, yalçın yalçın uçurumlar yani. Şimdi tuşumayan vadisi diyorsunuz örneğin Cudi'de. E, yıllarca başımıza bela oldu çünkü giriyorsunuz girdiğiniz zaman zayiat veriyorsunuz arıyorsunuz tarıyorsunuz bulamıyorsunuz çıkıyorsunuz tekrar oradan terörist ortaya çıkıyor çünkü gizlenmesi saklanması barınması son derece e, kolay bir alan. Onların. Peki Ankara'daki terör saldırısının hemen ardından Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlenmesi teröristlerin buradan geldiği anlamına gelmiyor? Şimdi Sayın Erdoğan aslında harekat dedi ya. Benim aklıma Sayın Erdoğan harekat deyince devletin aklına Suriye'den geldiklerine dair belirli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben. Bir gelebilir misiniz bir adam? Evet. Yani e, Sayın Erdoğan cümlesinden bunu çıkartıyorum. Yani Suriye'yi Suriye harekat yapacağız. Her zaman işte e, 30 kilometre derinlikteki güvenlik bölge her zaman gündemimizdir deyince muhtemelen burayla ilişkilendirdiler eylemi. Yani devletin aklı böyle bir ilişkilendirme yaptı. Peki niye oraya yönelik bir operasyon değildi, buraya yönelik yaptılar? Şimdi burası daha farklı bir coğrafya. Konjektür daha farklı. Burada bir karasal harekata ihtiyaç var. Hava harekatiyle ilgili ortaya konacak etkininde hassasiyetleri var. Çünkü buradaki hava sahası hem Ruslar tarafından hem de Amerikalar tarafından kontrol hava edilmesi gerekiyor. Hava harekatı açısından burası daha mı uygun? Tabii buraya bura, buraya her zaman şimdi buradaki YPG PKK terör örgütünü Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya himaye ediyor biliyorsunuz. Orada hava sahasını kontrol ediyorlar. Şimdi bu hava sahasında giriş ya oraya oraya farklı bir operasyon farklı yapılır. Farklı bir konsepte ihtiyaç var. Tamam. Ama burada her zaman giriyoruz, çıkıyoruz. Peki bu hava harekatı e, yani F16'larla mı yapılmıştır? Evet, yani büyük ihtimal F16'lar. Siyah'larda kullanılmış mıdır? Kullanılmış. Nereden kalkar bu uçaklar? Yani Diyarbakır'dan kalkabilir, Malatya'dan kalkabilir veya Eskişehir'den kalkabilir. Kaç uçak kalkmış olabilir ona dair? Yani 20 e, hedefin vurulması normalde bir filoyla da icra edilebilir. Bir filoda kaç uçak vardı? Yani 7, 8, 6. Şimdi ama şu da olabilir. Yani bunlar değişik alanlara gittiler. Kandil'e gittiler, Metinay'a gittiler, Gara'ya gittiler, Hakurka gittiler. Şimdi böyle olunca farklı alanlardan kalkan uçaklar da bireysel olarak görevlerini almış ve onunla icra etmiş olabilir. Peki ani bir icra emri geldiğinde hazır mıdır? Her zaman. F-16'lar. Her zaman. her zaman görev hazır F-16'lar vardır. Hatta havada vardır. Havada bile. Türkiye'nin hava sahası her zaman korunur. Öyle midir? Tabii. Peki şimdi saat dün akşam itibariyle 21'de başladı hava harekatı. Ne kadar sürmüştür? Yani yarım saat, bir saat, iki saat, üç saat, on dakika, yani beş dakika? Yani Bu, bu tabii Diyarbakır'dan kalktıysa menzil daha kısa, daha kısa sürer. Havadaysa hazırlık süresi olmayacağı için direkt havadan yönlendirilmiş olabilir. Koordinatlar direkt uçağa verilmiş olabilir. Duruma bağlı. Duruma bağlı. Eskişehir'den geldiyse yakıt ikmali yapması gerekir havada tanker uçaklarından. Onun ikisi daha uzamış olabilir. Yani bu biraz şeyle ilgili olan ama, ama hani kesin bir yarım saat, bir saat öyle bir cümle kurmak doğru değil. Peki. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında yerli ve milli mühimmat vurgusu var. Ee, yani ne kadar ve nasıl bir mühimmat kullanmışlardır? O mühimmatların özelliği ne olabilir? Şimdi, Niye yerli ve milli vurgusu yapılıyor? E, neden? E çünkü bunlarla bağımlıydık biliyorsunuz. Ama zaman içerisinde karşı karşıya kaldığımız engellemeler. Dediler ki siz e, bizim verdiğimiz silahı, Teçhizatı, mühimmatı PKK karşı terör olabilir, örgütüne mi? karşı kullanamazsınız dediler. Şimdi biz de ne yaptık? Kendi yerli mühimmatlarımızı geliştirdik ve bunlar çok başarılı. Yerli ve milli mühimmattan kasıt ne? Mesela? Nokta atışı yapıyor. Bomba Kafasında indiriyor. Evet. Bombayı mı kasıt? Bombayı. Yani o 2000'li bir Yani 1000 kiloluk bombayı, 500 kiloluk bombayı veya e, beton tahrip. Yani mağarayı tahrip etmek için nüfuz edici bombayı kullandığı zaman bunu direkt kafasının üzerine geçiriyor bu kadar büyük bir kabiliyeti ortaya koyduk yani, biz geliştirdik. Yerli ve milli mühimmat derken F16'ların kullandıkları, attıkları bombalar kastediliyor. Evet. evet kastedi. F16'larımız bunları kullanıyor şu an. Peki sorunumuz şeylerde, e, hava hava füzelerinde. Yani biliyorsunuz şimdi e, hani bir bilgi ekstra bilgi. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nden almayı planladığımız 40 tane F16 ve 79 tane modernizasyon normalde 6 milyar dolardı başlangıçta rakamları. Sonra 20 milyar dolara çıktı. O aradaki boşluk neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Hava hava füzelerinden ve yedek parçadan kaynaklanıyor. İşte onları da bir şekilde zaman içerisinde yani Gökdoğan, Bozdoğan bunları yapmaya başladık. Şimdi bunları da yaptığımız zaman Kaan'la birlikte daha kabiliyet daha farklı bir yere gidecek. İmkan ve kabiliyet artacak. Yani Stratejik katmanı konuş. Peki ben hep benim kafamda şöyle bir şey vardır. Ben kendimi bildim bileli Türk Silahlı Kuvvetleri buraya hava harekatı düzenler bu bölgeye. İşte hatta bazen dağ taşı bombalıyorlar, hiçbir sonuç alamıyorlar filan derlerdi eskiden. E, 90'lı yıllarda hatırlar mısınız? Ya bu? o 15 zaman bu, bu mühimmatlar yok değildi evet. Ahmet Bey. Ya ben kendi kendim biliyorum. Yani kendi katıldığım harekatlarda bizim uçaklarımız bu mühimmatları kullanırlardı ama serbest düşmeyle yani pilotun muharetiyle ilgili olan bir şeydi ama şimdi nokta, ne var ne fark var. Nokta atışı yapıyor. Teknoloji. Peki, bu, teknoloji değişti. Buradaki lazer güdümlü. buradaki